Evet sevgili izleyicilerim, yine deprem üzerinden 2 aya yakın bir zaman geçti. Efendim işte AFAD biliyorsunuz depremde yaraları sarmak için veya acıları dindirmek için bir 10 bin liralık bir ödemeler yaptı. Fakat bu ödemeleri nasıl yaptı, kime göre yaptı onu hala çözmüş değiliz. Çünkü neden? Şimdi hasar almış bir binada 40 tane daire var. Burada diyelim ki 5 tane daireye ödeme yapmış. 35 tane daire ödeme alamamış. Şimdi bu iş değil. Ya o blokun hiçbirine verme. Verme o zaman adalet olur. Başka yerlere ver. Ama şimdi bakıyorsunuz Adana şehir içerisinde işte hasarlı oranları farklı olabilir. Hasarlı daireler veya bloklar. İşte koca blokta 60 daire var. 10 tanesi efendim 10 bin liralık işte AFAD yardımını almış. 50 tanesi alamamış. Bu tarafta 5 tanesi almış, 30 tanesi alamamış. Orada 20 tanesi almış, 40 tanesi alamamış. Bunlar geziyor efendim, başını efendim yetkililere müracaat ediyorlar. Burada netice de yok. İşte efendim E-Devlet'ten bildirim yapın, şuraya not alın, bunu böyle yapın. Aradan zaman geçiyor. Şimdi geciken, hani adalet değil dediğimiz gibi, geciken yardım da yani bir çare olmayacak. Bana lazım olduğu gün o para lazım. Değil mi? İhtiyacım olduğu gün o para lazım. İhtiyacın geçmiş, efendim hani bu köprünün altından çok sular akmış. Ondan sonra versen ne olur, vermesen ne olur? Yani izleyicilerimizden gelen birçok soru bu. Yani buradan AFAD'a gittiğimizde de onu görüyoruz. Herkesin elinde bir dilekçe. Ne efendim? Ben 10 bin liralık yardımı alamadım. Yani evi yıkılmış, ahırı yıkılmış, iş yeri yıkılmış. Efendim zarara uğramışlar. Yani bir de konu şuradan çelişiyor. Yani benim diyor üst katım aldı ben alamadım. Yan komşum aldı ben alamadım. Yani aynı blokta oturuyoruz, aynı apartmanda oturuyoruz alamadım diyor. Bunlar da biraz acı. Ortadaki yetkililer de cevap veremediği için bir dilekçe bırak git diyorlar. Sadece dilekçeyi bırakıyorlar. O dilekçeler işleme konacak mı, konmayacak mı, konsa ne olur, konmasa ne olur onu da bilmiyoruz.